Müzisyen Necdet Tığlıoğlu bu hafta Sanat Vizyon Köşesi'nin konuğu oldu. Avrupa'da müzik sektöründe adından sıkça bahsettiren Almanların necosu müzikal kariyerini sizler için anlattı. Vizyonda bu kez sanat alanında Almanya'da kariyer yapmış bir isimle karşınızdayız. Başta Tarkan olmak üzere birçok müzisyenle çalışmış olan Necdet Tığlıoğlu, aranjör, yapımcı, kısaca komple bir müzik adamı. Berlin'de ilginç bir müzik adamıyla birlikteyiz. Necdet Tığlıoğlu'yla, Almanların deyimiyle Neco ile birlikte aklınıza gelebilecek pek çok ünlü isme, hatta Tarkan'ın single'ına da mix yapan Necdet Bey, şimdi sizlerle birlikte. Necdet Bey, nasıl başladı müzik hikayeniz? Vallahi aslında müzik hikaye ilk başladı babamızla. Baba da müzisyen, gitar çalıyor, piyano çalıyor. İşte o bize ilk motivasyonu verdi. O bize işte ilk dersleri verdi. Çok erken yaşta müzik yapabilme imkanım vardı. Askerliğimi Almanya'da yaptım. İşte orada işte tesadüf, hayat hep çok çok tesadüfler var. Orada işte birkaç insanla tanıştım. Profesyonel bir müzik prodüksiyonun içine düştüm işte. Orada müzik yapmaya başladım. Ve başarılı da oldu. Yani güzel hitler oldu, altın plaklar alındı falan. Necdet Bey, bize yaptığınız eserlerden örnek verebilir misiniz? NSYNC için You Drive Me Crazy yapmıştık. Yani yazmıştık ve prodüksiyon da etmiştik. Ondan sonra Berlin'e göç ettim. Yani asıl Berlin'deyiz biz. Berlin'e geri geldik. Burada Ghost Riders Entertainment'ı yaptım. Ve burada işe devam. İnternet sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? İnternet çok güzel bir şey. Downloadlar da çok güzel bir şey. Problem CD. Çünkü CD olduğu müddetçe insanlar CD işte download şey yapıp internete işte bilgisayara yükleyip internetten dağıtıyorlar. Hakikaten sadece download olsa, official download, o zaman hiçbir problem olmaz. Aslında internet güzel bir şey ama ne yazık ki şu aralar bizim için iyi değil. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Ya da müzik yapmak o kadar kolay mı? Şimdi kaç saat çalışıyorsunuz? Onun hesabına girersem herhalde iyi olmaz çünkü çok saat çalışıyoruz. Yani neredeyse bütün gün, bütün gece suyuda insanlar çalışıyoruz. Yani buradan sabah 9'da başlıyor, 8'de başlıyoruz. Akşam 2'lere, 3'lere kadar. Ondan sonra gelecek gün yine aynı hikaye. Yine hep aynı çalışıyoruz. Yani bu iş hakikaten çok zor bir iş. Ve bu işte başarılı olmak biri istiyor ise hakikaten çok çalışması lazım ve çok zaman sarf etmesi lazım ve bilerek bazı şeyleri yapmak lazım. Müziği yaparken tabii böyle tesadüf yapmıyoruz müzikleri. Üniversite gittim, ben grafik dizayn okudum ve grafik ve müzik çok birbirine benzeyen şeyler. Bir tanesi vizüel, bir tanesi auditif ama paraleller çok var. Ve biz burada müzik yaparken tabii target grupları da düşünüyoruz. Yani kime hedef edeceğim müziği? O insanlar kim? Ne enstrümanlar severler, ne ritimler severler? Ona göre yapıyoruz ki hakikaten satma imkanı olsun, hakikaten yani başarılı olsun diye bunları düşünmek lazım. Yani sadece oturup böyle hadi lay 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 müzik yapalım falan değil tabii. Bugüne kadar kaç albüm yaptınız toplam? Toplam 35 tane vardır. Bulunduğunuz yerden memnun musunuz şu an sektör içinde? Memnunum ama tabii hedefim daha çok var. Daha çok yolum var. Ne yapmak istiyorsunuz? Hedefiniz ne şu an? Tabii hedef hep daha başarılı olabilmek, daha enteresan insanlarla çalışmak. Çünkü müzik sırf para değil tabii. Müzik de yani müzik içinde yapıyoruz. Yoksa bu kadar saat insan çalışmaz. Müziğin sizce en güzel tarafı ne? İlginç insanlarla tanışıyor insanlar müzik branşında. Ve çok zenginlik veriyor birisine. Çünkü her tür insan tanıdığı için her lisandan, her memleketten çok iyi oluyor, yani güzel oluyor. Ve benim hedefim daha çok öyle insanlarla tanışmak, başka yerlere gelebilmek falan. Müziğe başlarken sizi aileniz teşvik etmiş. Başarıya giden yolda sizce ailenin faktörü nedir? Çok mühim. Yani aile arkası olmazsa çok çok zor, öyle diyeyim. Yani madde manevi nasıl olursa olsun bir ailenin birisinin olması bir başarı için çok daha büyük bir destek. Yani onsuz çok zor olur zannediyorum. İyi bir kariyer yapmak için neler gerekli? Başarılı olmak için
çok çalışmak lazım. Çalışkanlık olması lazım. Yani 9'dan 5'e kadar çalışmaktan bu iş olmuyor. Çünkü orada hakikaten insan sadece hep aynı yerde kalıyor. Ve bir müzikte de gayet tabii talent de lazım. Yani bazı şeyler var veya yok. Gayet tabii çok şey öğrenebiliyor. Teknik öğrenmek zor değil. Ama yetenek gerekiyor. Yetenek gerekiyor. Ayrıca yetenek gerekiyor diyorsunuz. Tabii.